Hello, selam gençler. Selam chat. Geliyor mu ses? Ne habersiniz? Nice. Sizler de hoş geldiniz. Herkese hello. Selamünaleyküm Mehmet abi, yayınlar. Hoş geldin can dostum. Uzun bir yayın olmayacak söz. Yetiştirmem gereken işler var. Bakalım Furkancığım 10. ayını kutlamış. Hello demiş. Mutlu 14 ay. Canımsın. Sayenizde aydınlanmayı bekliyoruz. Estağfurullah. Ya zaten hani amacım biraz da şey ya. Bu topluluğun içerisindeki insanların birçoğu zaten şeyi biliyor bu mevzuyu diye düşünüyorum. Ama üzerine tekrardan konuşalım diyorum. TV aç ne oğlum? Televizyon açık. Arkada dönüyor bir şeyler. Alnın kızarmış abi. Evet. Bugün çok güneşe baktım. Şimdi herkese hoş geldi. Hepiniz toplandınız dostlarım. Bugün aslında şimdi Twitter zor bir ortam. Yani ben en azından çok zorlanıyorum bu Twitter'da. Çünkü neden? Yani ya eskiden bu Meret 140 karakterdi. Hani sonra 280 mi yaptılar? 120 idi, 240 mı oldu? Öyle bir şey. Hani yani cevap verdiğim bugün az önce son bir iki saat içerisinde tweet attığım arkadaşları, kişileri ki tanımıyorum bazılarında, onları tenzih ederek söylüyorum. Hani ya yazmak zor. Sürekli bir şey görüyorsun, tamam mı? Hani sürekli eleştirmek de doğru değil. Bu yanlış, bu yanlış vesaire diye, ama hani konu siber güvenliğe geldiğinde de ben de birazcık birçok şeyi görüp bırakıyorum, geçiyorum tabii ki de, ama konu siber güvenliğe geldiğinde bazı şeyleri gerçekten konuşmakta fayda var diye düşünmekteyim. Aslına bakarsanız bu yayının konusu da böyle plansız bir şekilde ortaya çıktı. Bunun ortaya çıkmasının başlangıçtaki sebebi de değerli dostlarım, bugün bir adet haber gördüm ben. Bunun üzerinde de zaten Türkiye'deki siber güvenlik topluluğu üzerinde konuşulmuş da bu konu. Az önce chatten yazan arkadaşlar var. Hani oradan da gördüm sanırım bizim Utku bununla ilgili tweetler yazmış sanırım. Okuma fırsatım olmadı hani, ama okuruz da hep birlikte bakarız. Ben ama hepsinden daha öncesinde hikayenin başlangıcını vesairesini konuşmak istiyorum. Şimdi değerli dostlar, şu bildirimleri bir kapatayım. Twitter susmuyor şu an itibariyle. Burayı bir sessiz hale getireyim. Şimdi toplaşın bakalım. Zaten 181 kişi, kimse hani herkes yayın olsa da izlesek diyormuş herhalde. Şimdi bugün şöyle bir şey gördüm ben. Sputnik Türkiye hesabından sonra T24'teki haber olarak da girmiş sanırım bu. Enis Berberoğlu bir açıklama yazmış ve demiş ki Sezgin Baran Korkmaz sadece numara girerek istediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyor diye bir söylemde bulunulmuş. Şimdi ben bunu görünce aklıma şey geldi. Aylar öncesinde bir tweet atmıştım ben şu keywordleri rez alın diye. NSO ve Peker keywordleri, tamam mı? Hani bu da böyle şey değil. Nedir onun adı? Hisse kalbe vuku rüyamda gördümden kaynaklı bir şey değil aslında. Yani siber güvenlik dünyası içerisinde, özellikle de bu işin teknik dünyasında hatırı sayılır bir süredir bir şekilde çalışan eden ve özellikle de Zero Day Business'ı içerisinde bulunan bir kişi olarak aslında herkesin rahatlıkla tahmin edebileceği bir konu bu. Hani çünkü yani Pegasus burada tabii ki de sadece Pegasus casusundan bahsetmiyorum, ama tüm bunları bir toplayayım yani bu yayına nereden geldik? Ben bu tweet'i gördüm ve bununla ilgili tabii ki de hani Enis Berberoğlu'nun söylediği şeyi ben doğrulayamam. Bu da bir şey diyemem hani, ama sadece telefon numarası girerek istediğiniz bir kişinin WhatsApp konuşmalarını okuyabilir misiniz? Soru işareti. Soru bu. Abi evet. Yani her evetin, her hayırın, aslında her soruya verilen bir cevabın hangi şartlarda ve durumlarda olduğunun anlatılması ve aydınlatılması lazım. Şimdi de bunun üzerine konuşuyor olacağız zaten bu yayında. Ben bu böyle bir tweet attım. Bunun üzerine de işte yani şey dedim. Dedim ki NSO Pegasus isimli casus yazılımı sadece adını duyduğumuz ürünlerden bir tanesi. Hani doğru tanıdık ile hani 7 haneli USD nakitinde varsa yürürsün. Hani açıkçası
mevzusu diye bir tweet attım. Şimdi bunun üzerinde bir dünya bir şeyler döndü Twitter'da. Çok da takip edemedim hani. Ama ve lakin gelen cevaplardan bir tanesi benim dikkatimi çekti. Ray Deniz nickname'li bir arkadaş 2-3 kere bunu bana göndermiş. Z Lorento nickname'li bir Twitter kullanıcısı. Kişi tanımıyorum kendisini. Umarım buradadır. Belki eğer isterse şu anda yani yarım saat sonra ben bir şeyler anlatmayı planlıyorum öncesinde. Karşılıklı konuşmak da çok isterim. Hani birlikte tabii ki de fikirlerimizi paylaşalım. Konuyu bir aradan değerlendirelim ve kendisini de tanıyalım isterim. Hani Lorent'e nickname'li arkadaş da hani WhatsApp ne kadar güvenilir bir mesajlaşma uygulaması olmasa da birilerinin uçtan uça şifrelemeyi kırıp vesaire diye bir tweet'i var. Ya ben de bu tweet'teki bir takım bilgilerin yanlış olduğunu düşünüyorum ve bunun üzerine de ya böyle Twitter yetmiyor bu tür şeyleri konuşmak için hani. Neden yetmiyor? Ben yazıyorum, o yazıyor, başka bir şey yazıyor falan, birileri çekirdek çitlemeye başlıyor. Yani Twitter'ı bu tür şeyler için çok sağlıklı bir iletişim ortamı olarak görmüyorum. Daha önceki aylarda da bir takım denemelerim oldu. Hani herkesin bir fikri var. Yani hani şu tweetlere bile gelen bazı cevaplar var. Abi benim hani şaşırıyorum yani hani adamın biri şey yazmış. WhatsApp kullanmıyorsan ne olacak? Yani abi önerme. Bir kişinin WhatsApp mesajlarını okuyabilmek üzerine olan bir önermeye WhatsApp kullanmıyorsa ne olacak diye bir cevabın geldiği bir ortamdan bahsediyoruz. O yüzden hani Twitch benim için daha böyle kontrol edilebilir bir ortam olarak geliyor. O nedenden mütevellit ki bu konuyu burada konuşalım istedim. Şimdi kaç kişi Hacking Team firmasını hatırlıyor? Var mı aramızda hatırlayanlar? Hacking Team adında bir firma vardı. Hatırlayanlar yazsın chatten. Peki bu soruyu bir kenara koyuyorum. Finfisher'ı hatırlayanlar var mı? Finfisher'ı da hani hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Moderatörlerden kimler var bilmiyorum ya da bizim ekipten. Ege'yi gördüm bir. Finfisher'ın write-up linkini bulup bana bir özelden atar mısınız? Yayın onu da veririz tabii ki de. Hani onu verip üzerine konuşmak istiyorum. Arkadaşlar bu yeni bir mevzu değil. Aslına bakarsanız yani çok da basit bir konu. Yani bir kişinin telefonuna uzaktan erişme arzusu. Yani bu tabii ki de devletlerin elin peşinde olduğu bir konudan ibaret de değil. Yani hani parası olanın düdüğü çalabildiği bir dünyaya evrildi bu. Ama bunun başlangıçtaki miyat noktalarından bir tanesi aslına bakarsanız dostlar. İtalya merkezli yanlış hatırlamıyorsam Hacking Team adında bir firma. Firmanın adı Hacking Team. Yani böyle bir isim koymuşlar. Yaptıkları şey de yazılım lisansı satıyorlar. Bu. Peki yazılım ne? Gerçekten bir remote administrator tool abi. Adamlar RAT satıyor. Yani ve bu RAT'ın bu bir yazılımın içerisinde onlarca farklı zero day'in kullanıldığı bir yapı görüyoruz. Peki ya tüm bunları nereden bilmeye başladık? Yani Hacking Team diye bir firma var. Bu firma neden gündem oldu benim için şu anda diye sorarsanız aslına bakarsanız şöyle bir durumda 2007 yılı mıydı? Tarihinde bulun çıkarın sevgili arkadaşlar. Hani Hacking Team firması bir hacker tarafından hacklendi. Ve bu hacking'i baştan sona nasıl yaptığını anlattığı adam da bir tane makale yazdı. Bu yazdığı makalenin içerisinde de tüm adımları anlatıyor. Yani üzerinden 10 sene geçti ben bu makaleyi okuyalı. Ama yanlış hatırlamıyorsam bir OSINT çalışması, hani hedeflediği kurumun internet erişilebilen hangi kaynakları var diye bakılıyor. Hani o yıllarda bug bounty yok ama hani OSINT hikayesi hala daha var. Ana sayfayı görüyor. Bir tane customer support endpoint'i görüyor. Yani o kuruma ait olan bir subdomain. Ardından da bir iki tane edge router görüyor. Bu kadar. Customer support portalda da sertifikalı authentication var. O yüzden hiç erişim sağlayamıyor. Threat analizi yaptığında da bakıyor kurumun ana sayfası Joomla olması gerek. O yıllarda da popülerdi. Joomla'da zero day bulmakla da uğraşmak istemiyorum deyip tüm kanalını kurumun tüm trafiğinin içeriye yönlendirildiği bir edge router'a yönlendirmekte. 14 gün kadar süren bir çalışma yapıyor. Olanı iyi hatırlıyormuşum ama beni doğrulayın daha sonrasında. 14-15 gün kadar süren bir çalışma yaparak bu Edge Router'ın firmware'inde bir güvenlik zafiyeti buluyor. Uzaktan komut çalıştırma zafiyeti. Bunu
Hatta makalesinde şey de vardı, hiç unutmuyorum. Yani hani eğer bir şekilde exploitation düzgün çalışmazsa, özellikle memory corruption zafiyetleri bilirsiniz, böyle çok fragile, çok böyle sıkıntılı exploitlerde düzgün çalışması lazım. Hani düzgün çalışmazsa kurumun internet trafiği ve servisleri aksayacak ve durumdan farkında olacaklar deyip bulduğu zafiyeti aynı router'ın spesifik firmware versiyonunu kullanan internetteki farklı kaynaklar üzerinde hedefleyerek deneme yapıyor. Ve bu şekilde gerçekten exploit'inin birden çok kere çalıştırılabilir yapı haline geldiğini gördüğünde de Ege Link göndermiş bir tane gist. Hemen tıklıyorum. Yeni gördüm. Bakalım. Heh, şu anda bunun ekran paylaşımını da şuraya vereceğim. Bu o makale mi Ege? Benim anlattığım makale mi? Bakalım. Hemen. Son makalesi ayrı efsane. Kesinlikle abi, evet. Az önceki bahsettiğim İtalya merkezli Hacking Team firmasının nasıl hacklediğini adam yukarıdan aşağı anlatıyor, tamam mı? Uzun uzun yapısı var anlattığı şeylerin. Neden anlattığını da söylüyor. Yani bu hacking yapmasındaki temel motivasyon ne? Bunları da anlatmakta bu taraftaki yazılarda. Chatten link paylaşıldı, okuyabilirsiniz. Özet geçmeme gerek yok. Ama özetlemek gerekirse temel hikaye şurada. Hacking Team was a company that helped governments hack and spy on journalists, activists, political opposition and other threats to their power. Yani diyor ki Hacking Team firmasının geliştirdiği bu ajan yazılımını devletlere satıyor. Devletler de bu ajan yazılımı kullanarak gazetecilere, aktivistlere, politik olarak kendisine rakip olan kişilere karşı ya da kendisine tehdit olarak kimi görüyorsa bunlara karşı kullanıp bunu kendi çıkarları için kullanılan bir hale geliyor. Ve bu baştan sona bir hani hem gizliliğe aykırı hemen hemen her şeyi adamın yani ideasını, savunduğu fikirlerin tamamına ters olan bir hikaye. O yüzden Hacking Team firmasını hacklemeye karar veriyor vatandaş diye özetleyebilirim. Hani ve burada anlatıyor özetle. Yani bu Citizen Lab'dan çok güzel. Bu arada Citizen Lab'ın harika bu konuda çok güzel yazıları var. Açıkça söylemek gerekirse. Hani bir yandan da chat'e baktım da. Velev ki bu saldırıyı nasıl yaptığını da anlatıyor adam. Hani ben 10 sene önce olan bir olay bu. Hatırladığım kadarıyla sizlere anlattım. Bir takım OSINT'ler gerçekleştiriyor. Hacking Team firmasına karşı hangi tool'ları kullan... Bu arada gerçekten yani hani bir yandan da hacking eğitimi veren bir makaleden bahsediyoruz buradan. Hani birçok işleyen birçok hikayeyi anlatıyor. Ben bu case üzerinde çok fazla teknik detaylarına girmek istemiyorum hani, ama hani neler yapabilirdim, hikaye neydi, nasıl hazırlandım vesaire, bunlardan anlatıyor. Bu makaleyi okuyun arkadaşlar. Bu yayında bu makaleyi yukarıdan aşağı analiz etmeyeceğim ben. Ama Finfisher denen bu vatandaşın bu makalesini okuyun. Çiçek gibi anlatıyor hikayeyi. Ve ben aslında da hani bunu bu kadar hatırlıyor olmamın sebebi de çok etkilemişti beni buradaki bu motivasyon. Özetle bununla, ya yani özetle anlatmaya çalıştığım şey, bir hacker çıkıyor. İtalya'da 2007-2006'lı yıllardan, aslında 2000 yılında kuruluyor bu firma bildiğim kadarıyla, 99'un sonunda Hacking diye bir firma kuruluyor. Hacking Team adında bir İtalyan firma kuruluyor. Bu firma devletlere ve işte daha özel kişilere ve firmalara siber silah satıyor açıkçası. Bu silah da gerçekten tamamıyla al kullan bir hikaye. Ardından uzun süre bu operasyonu yaptıktan sonra bu hacker çıkıp bu firmayı yaklaşık bir ay süren bir çalışmanın sonucunda hackliyor ve en acı şeylerden bir tanesi de şu ki adamlar hacklendiklerini Twitter sayfalarının profil fotoğrafının değiştiğinde anlıyor. Hacking Team'in bannerını kaldırmış, Hacked Team yani hacklenmiş team adında bir logo hazırlamış, onu koymuş. Böyle kurum hacklendiğini hatırlıyor açıkça söylemek gerekirse. Şimdi adam bu hacking'i yaptı. Tüm ya yani burada çarşaf gibi anlatılıyor tüm bu operasyonun nasıl yaptığını hani. Diyorum ya kesinlikle okuyun. Siber güvenlik teknik dünyasındaki arkadaşlar bu yazıyı kesinlikle okuyun. Ama bizim ilgimizi çeken şey şu. Bu kişi bu kurumun exchange sunucusu, yani e-postaların tutulduğu sunucu olarak aklınızda canlanabilir. Exchange sunucusunun backup'ını omuzlayıp internetten torrent olarak yayınlıyor. Kurumun milyonlarca dolara sattığı ve içerisinde zero day zafiyetlerin bulunduğu, ki buna da birazdan geliyor olacağım. Bu uzaktan yönetim yazılımının da kaynak kodlarını da yayınlıyor. Şimdi
E-postaları internette var. Hatta bir tane web sitesi, Anonymous'un bir web sitesi miydi ne? Bu e-postaları indekslemişti, yanlış hatırlamıyorsam. Kurumun tüm e-postalarını parse edip searchable bir web sitesi olarak yayınlamıştı. Ve Wikileaks'tir büyük ihtimalle ya. Wikileaks'ten daha rahat buluruz diye düşünüyorum. Wikileaks Hacking Team diye bir sorarsak çıkar diye düşünüyorum. Hacking Team Archives diye çıkıyor. Hani. Hala da torrentte bunun datası da duruyor bu arada. Ya bu arada VPN'de değilim. Biz buraya erişemiyoruzdur kesin ya. Şimdi yayın kesilir VPN açarsam. Kasmayacağım. Velev ki e-postalar var. Biz şimdi e-postaların içerisinde aratabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani hani Elasticsearch'e koymuş adamlar. Full text search engine. Aratıyorsun. Girin bazı Türk kelimeleri aratın. Türkiye'den belli bir takım kurum ve kuruluşların o yıllarda, 2008'den bahsediyorum, hatta daha sonrasında da dahil olmak üzere, o yıllarda ki e-postalarını göreceksiniz. Türkiye'den hangi kurumların ne e-postalar gönderdiğini göreceksiniz. Yani bunda da şaşırılacak bir şey yok. Yani burada böyle bir hizmet var ve siz bu hizmeti para verip satın alabilirsiniz ve bunu da alan bir dünya devlet var. Türkiye'deki bir takım kurum ve kuruluşların bu hizmeti gidip bu tür kurumlardan satın almasında da hani ilk bakışta yanlış bir şey yok, açıkça söylemek gerekirse benim düşünceme göre. Şimdi yani şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hani dedim ya, ispatlarıyla, biraz Sedat Peker var anlatmak da istemem ama hani ispatlarıyla bir şeyleri konuşmak istiyorum. Yani değerli dostlar, özellikle devletlerin parası olan kişilerin, özel kurum ve kuruluşların ihtiyaçları vardır. Bunlar için büyük para ödemeyi tabii ki de göze alırlar ve bu parayı da almak isteyen her zaman birileri çıkar hayatta. Bu hep böyledir. Bahsettiğimiz yıllar 10 sene öncesinden bahsediyorum. Bu case'de de ya, biz o yıllarda da ben siber güvenlik içerisindeydim, biliyordum bunlar oluyor diye. Hadi ispat da söyle, ispat yok işin içerisinde. Aha bakın, siber güvenlik tarihindeki ilk ispatlardan bir tanesi. Hani ya şimdi hepimiz diyoruz nükleer santrallerde hackleniyor. Evet, çünkü neden? Stuxnet'i görüyoruz hepimiz, ispatı ortada. O yüzden referans verebiliyorsunuz. Alın yani, bu denli siber silahların satışta olduğunu, devletlerin ve farklı kurumların bunları da satın alıp kullandığını net ispatlarından bir tanesi. Şimdi gelelim, siber silah ne? Siber silah dediğimizde ne anlıyoruz? Yani al bir silahı vur vesaire konu değil. Şimdi işin içerisinde şöyle bir ihtiyaç var. Yani burada bir telefon var abi, tamam mı? Hani biliyorsunuz Mehmet İnce'nin de cep telefonu numarası ya da Mehmet İnce'nin e-postasını biliyorsun ya da sosyal medyasını biliyorsun. Yani var, tamam mı? Hani bu kişinin telefon kullandığını da biliyorsun. Uzaktan bu adam bunu hiç fark etmeden bu telefona erişebilsem. Temeldeki hizmet o. 2008'lerde mobil dünya bu kadar ileride değildi. O zamanlar bahsettiğim hacking team bu tür bahsettiğim uzaktan yönetim yazılımını genellikle desktop dünyası ve özellikle Windows dünyası için geliştirmişti ama son zamanlarda mobilin gelişmesiyle de sektör ve market buraya kaymış durumda. Bunun ispatlarına da bakacağız birazdan. Bu arada Emre de gelmiş yayına. Emreciğim hoş geldin can dostum. Yanlış söylemlerim olursa beni uyar. Uyursan çok sevinirim. Şimdi güzel bir konu olmaz mı abi? Burada bir telefon var, tamam mı? Şu anda yayını izleyen 379 kişi var. Hepinizin telefonu var abi. Hani benim cep numaramı biliyorsunuz. Sosyal medyada hesaplarımı biliyorsunuz. Ya bir şey olsa da hani ya benim telefonuma erişebilseniz, tamam mı? Benim telefonumda e-postalar var. İşte WhatsApp yazışmalarım var. Instagram yazışmalarım var. Yani bunları takip etme arzusu, tamam mı? Ya bu olabilir mi abi? Uzaktan sadece bir insanın cep telefonu numarasını bilerek ya da bir kişinin sadece e-posta adresini bilerek, bir kişinin sadece hani bir kişiyle iletişime geçebilmek ya da belki de hiç geçmeden, yani böyle bir şey olacak ki enter'a basacaksın ve o bilgisayar, o telefonla uzaktan erişimin açılacak. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Soru bu aslına bakarsınız. Ve benim bu soruya verdiğim cevap evet. Bu sektör, bu business yeni değil değerli arkadaşlar. Büyük de bir dünya aslında. Ben bu Zero Day Business'ın içerisinde aslında çok specialized, özel bir kısmı konuşuyor olacağım bugün sadece. Hadi ama
demandin yani talebin ne şekilde geliştiğini, geçmişte bu işin var olduğunun kısmından başlamak istedim sizlere. Ha bugün Hacking Team firması battı abi. Hani anlatabildim mi? Battı. Yapabilecek bir şey yok. Şimdi gelin birazcık threat modelden bahsedelim, tamam mı? Yani keyifli işlerdir. Bazı şeyler yani bir ortaya bir fikir atıyorsak bunun da yapısını ve dünyasını konuşmamızda fayda var diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Şimdi açtım bu kara tahtayı da ben burayı bir kara tahta haline getireyim mi hızlıca? Bizim önceki bu kanalda 15 ay siber güvenlik eğitimi yapıldı. O yüzden core kadro buradaki hikayelere alışkındır ama eminim ki bugün birçok arkadaş vardır. İlk defa gelip izleyen. Şimdi arkadaşlar bizim bir terimimiz var. Tamam mı? Zero day. Nedir yani? Bu zero day kelimesini birçok yerde duyuyorsunuz. Tamam mı? Zaten ben 5-6 yıldır da spesifik olarak bas 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 bunu bağırıyorum her yerde. Hani nedir zero day dünyası? Yani bu kelimeden ne anlıyoruz? Şimdi şöyle bir durum var. Dünyadaki her şeyin bir yazılım olduğunu bir hatırlamakta fayda var. Yani bugün kullandığınız internet tarayıcısı da bir yazılım. Telefonunuzun içerisindeki her şey temelde bir yazılım yani hani değil mi? Ve bu yazılımlar ne olursa olsun birazdan konuşacağız detaylarını da herhangi bir hata içeriği olabilir. Ve bu hataları siz kendi çıkarlarınız doğrultusunda kullanabiliyorsanız biz bunu aslında güvenlik açığı diyoruz. Ve bir güvenlik açığını bugün sadece bir kişi bulduysa daha o atıyorum yazılımın, ürünün sahibi olan firmanın buna dair bir bilgisi bile yoksa biz buna sıfırıncı gün zafiyet diyoruz. Zero day kelimesinin ortaya çıktığı nokta burası. Öncelikle terimleri de birazcık birlikte anlamamızda büyük fayda var diye düşünüyorum. Zero day kelimesinin ortaya çıktığı nokta burası. Ultimate hedef ne? Yani en büyük arzumuz ne? Burada bir tane telefon var. Tamam mı? Bu telefon. Burada da bir kişi var. Bu kişi Enter'a basacak. Bu telefondaki tüm verilere ve iletişimlere, bilgilere erişmek isteyecek. Bunun nasıl olabileceğini konuşalım işin içerisinde. Ve bunun da teknik detaylarına bakarak konuşalım. İlk size örnek olarak anlatacağım konu multimedya messaging. MMS. Nedir MMS? MMS'den başlayalım konuşmaya. Ben seviyorum bu işi tarihinden birlikte anlatmaya. Nedir MMS abi? Var mı chatten? Yazın abi görelim. Görselle SMS demiş. Mükemmel tanım abi. Yani siz telefon numarasını cep no değil mi? Cep no. Telefon numarasını bildiğiniz bir kişiye SMS gönderebiliyorsunuz. Resim de gönderebiliyorsunuz. Resim gönderdiğinizde bu iş MMS diye olmakta. Değil mi? Peki Android ya da iOS. Tamam mı? Hadi Android'den gidelim şu anda. Bir MMS'i aldığında ne yapıyor? Yani bu bir işletim sistemi değil mi? Telefonunuzun içerisinde Android bir işletim sistemi var ve SMS MMS geldiği zaman ne yapıyor? Siz telefonunuz cep numaranızı biliyorsan ben size MMS gönderebilirim. Değil mi? Bu MMS'i almakta ve aldığı şey bir data değil mi? Bu data kimden geliyor abi? Ben MMS'in içerisinde istediğim yazabildiğimi göz önüne alınabilirsem herhangi biri, cep numaranızı bilen herhangi biri size MMS gönderebilir. Yapacağı şey bu MMS'i aldığı zaman bu MMS mesajını parse etmek, içerisinde işte sıkıştırılmış az data, boyut az olsun diye veri transferi olurken işin içerdiği mesaj çok fazla veri tutmasın diye bunu alacak, parse edecek, işleyecek vesaire. Peki bu işlemde bir zafiyet, bir sorun çıkarsa ya da çıkabilir mi bir sorun değil mi? Sonuçta bu yazılmış bir bilgisayar kodu ve içerisinde bir hata olabilir ve bu hatayı saldırganlar kullanabilir. Biz bu hikayeyi yaşamadık mı tarihimizde, hatırlıyor musunuz? Var mı hatırlayanlar chatten? Kesin vardır yani diye düşünüyorum. Beklediğim cevap tabii ki de Ege'den geldi. Stage Fright isimli bir güvenlik zafiyeti. Girin Wikipedia'dan okuyalım. Neymiş Stage Fright? Hani Android işletim sisteminde ismini şundan alıyor vesaire. Bir MMS paketini unpack ederken yani açarken oluşan bir zafiyet. Bu zafiyet sömürüldüğü zaman, bu zafiyet sömürüldüğünde saldırganın o telefon üzerinde istediği işlemleri çalıştırabilmesini imkan tanıyan bir güvenlik açığı. Yani ne anlıyorsunuz arkadaşlar?
Teknik detaylarına da kısaca girebiliriz. Burada bir integer overflow zafiyeti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Android'in MMS gelen mesajları alıp bunu parse eden, işleyen kütüphanesinin adı libstagefright. Bu kütüphanede evet integer overflow zafiyeti bulunuyor. Hani bu zafiyeti sömürerek siz bir telefona uzaktan erişim sağlayabiliyorsunuz da getirdik konuyu aslında. Peki tekerrür edelim, sıfırdan yakalamaya çalışalım bir konuyu. Bir cep numarasını bildiğiniz bir kişiye MMS mesajı göndererek bu telefon Android ise konuşacağız tutulmayın Android'miş iOS'miş vesaire diye. Bu telefon Android ise bu SMS'i alan Android'in içerisindeki libstagefright isimli bir C ile ya da C++'dır diye tahmin ediyorum yazılmış bir kütüphanede bulunan güvenlik açığını kullanan saldırgan bu telefonda istediği komutu çalıştırabilir hale geliyor. Şimdi de işte karşılaştığımız terim zero click. Yani bu telefon sahibinin hiçbir şey yapmasına gerek yok ki. Yani benim telefonum burada duruyor. Düşünün. Benim telefonum burada duruyor. Cep numaramı biliyorsunuz. Ve bana MMS gönderebilirsiniz değil mi? Ve gönderdiğinizde de hani şu an itibariyle konuşmuyorum. Bu zafiyet çıkalı bir 7-8 yıl olmuş. 2015 yılında yaşanan bir vaka. Hani tüm Android sürümlerini etkiliyordu açıkça söylemek gerekirse. Android'i kullanıyorum. Yıl 2015 abi. Sen benim cep numaramı biliyorsun. Bana MMS gönderebilirsin. Ben buna karşı koyamam ki. İşte zero click'ten kastım o. User interaction'ı bile yok işin içerisinde. User interaction'ı bile yok. Uzaktan gerçekten benim cep telefonu numaramı yazıp enter'a bastığında bu siber saldırı sistemin diye bir kelime kullanayım. Arka taraftan benim telefon numaramı bu özel MMS mesajını gönderip benim telefonda bunu aldığında bahsettiğimiz zafiyetler çalışacak. Kişi benim telefonda istediği komutu çalıştırabiliyor. Şu anda anlaşılabiliyor mu hikaye? Yani zero click nedir? Hani hikaye nereden nasıl geliyor? Hani konu şey değil arkadaşlar. WhatsApp'ın mesajları işte end-to-end encryption. Abi end-to-end encryption entler arasındadır. Yani uçlar arasındaki hikaye. Privacy ise bambaşka bir konu. Bunları da gelir konuşuruz. Ama siz zaten end-to-end encryption'ın threat modelindeki konu device'ın compromise olması. Abi bu device compromise olursa yani end-to-end encryption'ın bir anlamı yok. Integer overflow nasıl bir zafiyet? Sonra konuşuruz abi. Bu yayının çok konusu olmasın. Yani özetle anlatmaya çalıştığım şey bakın tarihten de örnek veriyorum. 2015 yılında yaşanmış bir olay. Ve ben 2015 yılında bununla ilgili bir yerde eğitim veriyordum. Hani eğitimin ikinci günüydü. Bu yayınlandı internette. Üçüncü gününde falan bu hikayeyi anlatmıştık. Çok keyifliydi. İnternette videoları da var. Proof of Concept'leri. Stage Fright'ın açar gösteririz. Şu anda şey boş verin. Şu anda MMS'ten bize saldırı gelir mi diye bakmayın. Bakmanız gereken konu şu. User interaction'ı sen hiçbir şey yapmadan da telefonun ele geçirilebildiğinin net ispatı ortada. Ve 2015 yılında yaşanmış bir konu. Sıkıntı burada. Arkadaşlar siz bu telefonda yanlış hatırlıyor muyum bilmiyorum ama zaten Stagefright'ın MMS parsingi kernel level'ında olması lazım. Daha hızlı yapılabilmesi için Windows font parsing gibi. Bu yüzden burada çalıştırılan komut da Android'de root yetkilerle çalışıyor. Doğal olarak bu telefonda root olarak adam istediği komutu çalıştırabilir bir halde. Telefonunda uzaktan root erişim. Şimdi o zaman içeride adam APK kurar. İçerideki diğer APK'ların proseslerine müdahil olur. WhatsApp tüm konuşmaları lokalde encrypted tutuyor. İnternette var WhatsApp decryptor diye. WhatsApp'ın database'ini ve içerisindeki şerit key'lerini koyduğun zaman decrypt ediyor. Çünkü device'da veriyi güvenli tutma çabasında. Device'da veriyi güvenli tutma çabasında. Ama sen o device'da root yetkilerdeysen WhatsApp konuşmaları da bu şekilde alınıyor. Ve senin burada uzaktan şimdi zaten bu tür siber saldırıların birden fazla adımları vardır. Birinci adım
kişinin telefon numarasını bul. Hani ikinci adım bu MMS saldırısını gerçekleştir. Ve gerçekleştiğinde bu da komut çalışacak değil mi? Tüm işleri yapan komutu yazmayacaksın. Çünkü bu kişiyi takip etmek istiyorsun. Arada bir location'ını almak istiyorsun. Doğal olarak senin bir agent'a ihtiyacın var. Senin bir ajana ihtiyacın var. Doğal olarak sen buradaki bu zafiyeti sömürerek, elde ettiğin yetkileri kullanarak aslında saldırganın kontrolünde olan bir sunucudan ikinci aşama, second stage dediğimiz ikinci aşama olan ve ana işi yapılacak ve hepimizin rahat diyebildiği asıl zararlı yazılımı yüklediği nokta. Bu zararlı yazılım saldırganın yönetiminde olan bir komuta kontrol merkezi ile belli rutinlerde iletişimde, atıyorum saatte bir WhatsApp mesajlarını dekript edip pushluyor. Signal güvenli falan. Yani şu noktadan sonra güvenli olabilecek bir şey yok. Ses kesiliyor mu? Sanmıyorum ya. Yani evet abi, Sezgin Baran Korkmaz demiş, bir kişinin cep telefonu numarasını yazarak o kişinin WhatsApp görüşmelerini alabiliyordu. Evet bakın, 2015'te bu yapılabiliyordu. Biz 2015'te, bakın bir diğer bir siber güvenlik dünyasının gerçeklerini konuşalım. Biz 2015 yılında bu zafiyeti bulduk. Siber güvenlik camiası olarak. Bizden kastım ben değil. Bunu bulduk. Ve internette yayınlandı. Ya bu kaç yıldır kullanılıyordur biliyor musunuz? Kaç yıldır kullanılıyor? E şimdi Zero Click'i bu dünyadan anlamış olduk. Yani zero click, hiçbir interaction'a gerek kalmadan. Şimdi herkes arkasına yaslansın. Zero click atak vektörlerini düşünelim. Burada telefon var. Başka ne gibi atak vektörleri olabilir? Başka ne gibi atak vektörleri kullanıyordur hackerlar veya bu tür yazılımları yapan satan firmalar? Şu anlattığım senaryo NSO firmasının Pegasus zararlı yazılım operasyonu abi. Bunu satıyor adam. Standalone yazılım olarak bunu satıyor. Ve bu arada biz NSO'nun adını sadece duyduğumuz için biliyoruz. Bunun gibi şu anda dünyada operation yapan 8 farklı organizasyon var. Bu tür şeyleri yapan ve satan. Bunlar sadece benim bildiklerim. Biz sadece NSO'yu biliyoruz. Çünkü işte Kaşıkçı vakası vesairesi ya da işte çok popüler oldukları için bunları biliyoruz. Yani NSO Pegasus dediğimiz konunun modeli bu. Şimdi burada teknik anlamda çok sorular var. Bu CT communication nasıl olacak? Decentralized yapıyı nasıl sağlayacaksın? Second stage nereden serve edilecek? İşte internetten erişilebilir servisler olması lazım. Buradaki CT signature'lar vesaire. Teknik detaylara başka yayınlarda gireriz arkadaşlar. Tamam mı? Ama temelde bu hikayenin olduğunu, 2015 yılında olduğunu söylemiş olduk. Yani özetle hani işte biz bu tür şeyleri düşündüğümüz zaman hep bu işte WhatsApp'ın sunucularıyla telefonun arasındaki network trafiğini düşünüyoruz. Abi çok affedersiniz, çok üzgünüm, siktir edin o trafiği. Buradaki hikaye device ile geçirmekten geçiyor. Çünkü device ile geçirdiğinizde birçok güvenlik modeli çöker hayatta. Çöker. Device ile geçiriyorsun ve root yetkilerle oradasın. Şimdi mesela Android'den konuşuyoruz bunu sadece. Hadi arkamıza yaslanalım. Başka ne gibi atak vektörleri bulabiliriz? Başka ne gibi atak vektörleri bulabiliriz? Yaşanan vakalardan bir tanesi. iOS'e de geleceğim birazdan. Google WhatsApp Voice Vulnerability. Neydi? Bunu bana bulsanız ha. Hatırlıyor musunuz bunu? Bunu hatırlayan var mı? Zafiyete bir isim verdiler mi bilmiyorum ama ben size mantığını anlatayım arkadaşlar. Şimdi şöyle. Burada bir vatandaş var. Burada bir telefon var. Burada da bir telefon var. Burada da WhatsApp'ın olduğunu düşünün. Şimdi WhatsApp'ta sesli arama özelliği var mı? Hı? WhatsApp'tan bir telefondan diğerini sesli arayabiliyor musunuz? Siz WhatsApp'tan, WhatsApp uygulaması içerisinden buradan buraya GIF gönderebiliyor musunuz? Voice
Şimdi 2 sene kadar önce şöyle bir zafiyet çıktı. Zafiyetin çıktığı altyapıyı anlatayım. Arkadaşlar özellikle sesli ve görüntülü konuşma protokol tanımlarının yanı sıra implementasyonlarında da performans çok kıymetli bir konudur. O yüzden mesela sesli konuşma tarafındaki WhatsApp implementasyonu yaparken bu kütüphaneleri native library olarak yazıyor. Yani C++ ile yazılmış ve APK'nın içerisinde gömülmüş kütüphaneler. C++ varsa işin içerisinde hani tatlı hikayeler yaşanabiliyor. Şimdi siz bu telefon numarasını bildiğiniz bir kişiyi WhatsApp'tan, eğer default ayarlarında bu böyle değil de işte yani sizi arayabilme imkanı varsa, aslında siz bu telefona bir takım veriler gönderebiliyorsunuz ve bu gönderdiğiniz veriler de buradaki native kütüphaneler tarafından işlenip analiz ediyor. Az önceki bahsettiğimiz MMS'deki mantığın aynısı burada da geçerli. Değil mi? Ve bununla ilgili de 2019 yılı olması gerek sanırım. WhatsApp'ın buradaki gelen ses paketlerini alıp işte parse edip analiz eden kütüphanesinde bir güvenlik açığı çıkıyor. Bu güvenlik açığı sömürülerek bu cihazda remote code execution adını verdiğimiz komut çalıştırabilme ortaya çıkıyor. Böyle bir zafiyet imkanı ortaya çıkmakta. Şimdi bir dünya chat'ten şey gelmiş, linkler gelmiş. Onları açıyorum. Bu zafiyeti NSO'nun güvenlik araştırmacıları buluyor ya da NSO bu zafiyeti bulanlardan satın almakta. Ve bu zafiyetin nasıl oluştuğunu teknik analizlerini de görüyorsunuz. RTPC vesaireler dönüyor ve gene bir buffer overflow zafiyeti var ve Facebook bununla da ilgili bir advisory yayınlıyor. Advisory'ye bakalım hep birlikte. WhatsApp'ın VoIP yazılım ya WhatsApp'ın içerisindeki VoIP kısmından VoIP kısmından sorumlu olan yapının içerisinde uzaktan komut çalıştırmaya imkan tanıyan gene bir Stack Overflow zafiyeti çıktığından bahsediyoruz. Bu zafiyet 2019 yılında bulunuyor ve bunun ortaya çıkmasındaki temel noktada aslında bu zafiyeti NSO grubu 2 yıldır kullanıyormuş. 2-2,5 yıldır kullandığı ortaya çıkıyor. Telefon numarasını bildiğiniz bir kişinin telefonda WhatsApp kuruluysa, ki kurulu olma ihtimali de son derece yüksek, o kişi eğer WhatsApp ayarlarından sizi arayabilmesine kişinin doğrudan izin veren ayarı disable etmediyseniz, o yıllarda NSO'nun yazılımına sahip olan kişi Enter'a bastığınızda telefonunuza erişim sağlıyor abi. Bu hatırladığım kadarıyla Jeff Bezos'un başına gelen case'de kullanılmıştı. Yani Jeff Bezos'un telefonu hackleniyor ve investigation yapıldığında ortaya çıkıyor. Yanlış mı hatırlıyorum? Bununla ilgili investigation raporu bildiğim kadarıyla. Şimdi bu bakış açısıyla baktığınızda Telegram da bu iş için geçerli olabilir. Ne bileyim Zoom'un uygulaması da yani arkadaşlar biz diyoruz ya işte uzaktan enter'a bastı benim bilgisayarıma girdi falan. Abi evet. Evet. Hatta tatlı bir topluluk var şu anda yani. Hani şu ana kadar anlatılanlar herkesin aklında oturuyordur arkadaşlar. Burada başka sorunlar var. WhatsApp telefonda çalışırken kendi yetkileriyle çalışıyor. Yani yetkisiz bir user. Yetkisiz user. Tamam mı? Ve siz WhatsApp'taki bu zafiyeti sömürdüğünüzde de elde ettiğiniz bir komut çalıştırma yetkiniz var. Ki Linux architecture'ında biliyorsunuzdur ya da FreeBSD'de aynıdır. Hani burada çalışan komut da root yetkilerle çalışmıyor az önceki bahsettiğim gibi. Çünkü az önceki Android'de çıkan bir zafiyetti ve zafiyetin çıktığı yerde Android kernel'ındaydı. Ama burada userland dediğimiz user dünyasında bulunan bir yazılımın içerisindeki bir zafiyet. Yani evet telefondan komut çalıştırabiliyorsun ama ve lakin ben gideyim işte o kişinin galerisindeki fotoğrafları, gerçi orada permission'lara izin vermiştir onu alır da. Yani neyse farklı uygulamalardan veriler alma işini çözemez. Peki bu noktada ne olacak? Bunu yani abi milyon dolarlık bir yapıdan ve business'tan bahsediyoruz. Bu nasıl çözülecek? İşte burada da karşınıza bu tür siber saldırıların ikinci aşaması olan LPE dünyası geliyor. Local Privilege Escalation. Yani
Bir, işletim sistemi içerisinde yetkilerinizi yükseltmeye imkan tanıyan başka bir güvenlik zafiyeti tipi. Bakalım, mesela iOS, Google, Apple Vulnerability CVE daha önce bakmışım. Kesin mesela son zamanlarda Apple'da böyle bir zafiyet, iPhone'lar için konuşalım, kesin kapatılmıştır. Local Privilege var mı? Crash Reporter isimli bir yazılımı iPhone'un içerisinde var. iPhone 6s ve sonraki her şeyi destekliyor. Telefonda bu yazılımda bulunan zafiyeti kullanarak yetkilerinizi yükseltmeye imkan tanıyan bir zafiyet kapatılmış. Niye? Hikaye birleşmeye başlıyor bu tür şeylerde arkadaşlar. Yani evet, şu andaki bahsettiğimiz hikaye mesela WhatsApp üzerinden yaşanan bir konu. Ama teknik açıdan baktığınızda yetkileri sınırlı bir user'sınız. Bunu başardınız sadece. Ve siz o telefonda yetkilerinizi root'a, en yetkili user'a çıkartmak istiyorsunuz. Bunun için de yerel yetki yükseltme zafiyetlerini kullanabilmektesiniz. Bu için Android için de geçerli. Ne zaman? 15 ay önce yayınlanmış, bu numarasını almış ve hani Part 1, 2 diye de teknik makalesinde yayınlamışlar bu zafiyetin nasıl oluştuğuna dair uzunca bir yazı. Özetle arkadaşlar, evet, adım olarak bahsetmek gerekirse birinci adım bu birinci zafiyet, sizin bu telefondaki bu voice zafiyetini kullanarak bu telefonu bu telefona uzaktan komut çalıştırabilme kapasitesini elde etmeniz birinci zafiyet. Ama işte burada uygulamalar da sandbox içerisinde çalışıyor. Sandbox'tan kaçmak için ikinci bir sandbox escaping zafiyetini kullanman lazım. Bunu kullandıktan sonra da yerel yetki yükseltme zafiyetini kullanarak bu noktaya varıyorsun. Yani bu tür yazılımlarda uzaktan enter'a bas, koy, hepsi oluyor mu? Evet oluyor. Ama ve lakin arka tarafta birden fazla güvenlik zafiyeti sömürülmekte. Atak vektörlerini değiştirelim. Kaç kişi mobilden, Twitter'dan, sağdan soldan linke tıklıyor abi? Chatten yazın. Ben telefondan linke tıklıyorum, açıyorum abi. Safari'de açıyorum, Chrome'da açıyorum. Kaç kişi açıyor chat? Görelim. Acayip meşakkatli. O yüzden oğlum zaten hani böyle bir kapabiliteyi satın almak istediğinde bunun fiyatı 1 milyon 2 milyon dolar. Gençler ben de tıklıyorum. Söyleyeyim. Bir saniye. Geldim. Ben de açıyorum gençler, söyleyeyim yani. Peki internet tarayıcısı da bir program değil mi? Hı? Yani ben şu anda antras mesela chatten biri link atmış az önce bana, tamam mı? Mesela tıkladım ve açtım şu anda. Değil mi? Şimdi aslında konuyu OneClick'e getirmeye başlıyorum. Konu buralarda bir yerdeydi. Neredeydi? Ha, zero click. Konuyu aslında biraz şu anda da one click'e getirmeye başlıyorum. Mesela bir linke tıkladım, böyle bir sayfa. İnternet tarayıcım bilmediğim bir sunucuya gidip HTML, JavaScript, CSS content'ini alıp JavaScript engine'ini de run ediyor. HTML parsing yapıyor. CSS rendering gerçekleştiriyor. Bilmediğim bir resource. Ya bilmiyorum abi, burada ne var bilmiyorum. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Firefox'un yeni JavaScript engine'inde 12 milyon satır C++ kodu vardı. İçinde hata olmama imkanı var mı? He? Ya az önce açmıştım ya. Apple Safari değil mi? Bak nerede Apple? Apple WebKit kullanıyor içeride arkadaşlar. Aha bakın. WebKit. Processing malicious crafted web content may lead to arbitrary code execution. Yani Safari'den bir web sitesini ziyaret ediyorsun. The end. Bilmem anlatılabiliyor muyum demek istediğim. Hatta bu zafiyetlerin birçoğunu çoktan actively exploit edildiğini görürüz. Yazabilirsem. Bak. iPhone'da
Bu zafiyet de çok yeni kapatılmış. 28 Mayıs'ta kapatılmış. 28 Mayıs 2021'in öncesinde iPhone'da bir uygulama yetkilerini doğrudan ruta çıkarabiliyormuş. Ve Apple bu zafiyetin aktif bir şekilde sömürüldüğünün farkında. Yani abi ya şu bahsettiğimiz bu iPhone'da Local Privilege Escalation zafiyeti. Ve Apple bunun aktif olarak sömürüldüğünü falan... Abi kim sömürüyor? Ben sömürmüyorum. Sen sömürmüyorsun. Kim sömürüyor bunu? Ha? Kim? Yani şimdi... End-to-end encryption başka bir sorun çözüyor abi. Arkadaşlar mesela böyle bir zafiyet buldunuz. Kaç para? Ya Safari'de ya mesela Chrome içinde var. Chrome vulnerabilities. Chrome'un vulnerability'lerinin indekslendiği bir bir Excel sheet'i vardı. Gençler hatırlıyor musunuz? Bir Excel sheet'i vardı. Google Chrome'un vulnerability'lerinin takip edildiği ya. Bir Excel Google Drive sheet'i yayınlamıştı. Apple'ın Project Zero ekibinde Google'ın Project Zero ekibinde çalışan bir kadın güvenlik araştırmacısı. Neyse şuradan da kısaca gösterebilirim arkadaşlar. Hani Chrome'da çıkan güvenlik açıklıkları bakın. Çıkıp duruyor. JavaScript V8 engine'de type confusion. Ulan bu da çok keyifli zafiyetlerdir ha. Yani just in time compiler'ın kodu bu detaylara girmeyeyim ya şu anda boş verin. Özetle gelin bir de şuna bakalım. Ya ben mesela oturdum, uğraştım ve Chrome'da bir güvenlik zafiyeti buldum. Benim öyle özel bir HTML ve JavaScript içeriği bir araya koydum ki bu web sitesini Chrome'dan ziyaret ettiğinde ben senin işletim sisteminde komut çalıştırabiliyorum. Peki kaç para lan bu? Bunun kıymeti ne? Bakın Zerodium diye bir tane firma var. Güvenlik zafiyeti satın alıyor. Ve gelin grafiğine bakın. Bu grafik çok popülerdir. Her yerde kullanılır. Tamam mı? Chrome'da eğer uzaktan komut çalıştırma ve sandbox'tan kaçmaya da imkan tanıyan bir zafiyet bulursan $500,000'a kadar para ödüyorum diyor adam. Sadece şu anda ben size bu dünyanın çok spesifik bir region'ın sadece şu bölgeyi konuşuyorum. Şu aşağıdaki dünyayı bahsetmiyorum bile. Girmeyelim yani. Bugün mobil dünyayı, Sezgin Baran Korkmaz'ı konuşuyoruz sadece. Ve bu adamlar $500,000. $500,000 şu anda piyasanın 3 katı falan aşağısında bir rakam abi. Suçla işlemiyorsun. Böyle bir zafiyeti bulup satıyorsun abi. $500,000. E şimdi hikaye nasıl oluyor? Bak Zerodium geliyor bu zafiyeti bulan adamdan bunu satın alıyor, tamam mı? Ya da işte NSO Group gibi bu işi yapan firmalar var dünyada ya da topluluklar diyelim. Hani yazılım lisansı diye satılıyor. Buradan bunları satın alıyor abi. Harcadı $10,000,000 buna. Ondan sonra gidip abi Sezgin Baran Korkmaz'a satıyor işte. Diyor ki telefon numarası başına $100,000 abi diyor. Atıyorum rakamı. Tahminle attım da neyse. Ya al her yere aban değil. Al abi gönder dayın kayınçom WhatsApp'tan ne yazmış. Yok öyle bir şey. Hatta birçok yerde de kime... O telefon numarasının kime ait olduğu bilgileri de bu hizmeti aldıklarında paylaşman gerekebiliyor. Şimdi chat soruyorum, tamam mı? 55 dakikadır yayındayız. Şimdi chat soruyorum. Gelelim Twitter'a, tamam mı? Twitter uçmuş gitmiş birçok kişi de bir şey yazdıysa arkadaşlar
Şu anda takip etme fırsatım olmadı. O yüzden kusura bakmayın. Hani o zaman soru şu. Hani şu anda chat'e soruyorum. Sezgin Baran Korkmaz'ın bir telefon numarasını yazarak o kişinin WhatsApp görüşmelerini okuyabildiğine dair söylemde bulunan bu söyleme inanıyor musunuz chat? İnananlar artı bir yazıyor. O yüzden yok end-to-end encryption varmış, yok öyleymiş. Hani inanmıyorum, saçma diyen arkadaşlarınız var. Okey abi, sen bilirsin, yaşa öyle. Bu söylemi söyleyen kişi Sezgin Baran Korkmaz değil. Bir milletvekili Sezgin Baran Korkmaz'ın bunu yapabildiğine dair bir söylemi var. Enis Berberoğlu'nun. Şimdi böyle internetten sağdan soldan bilgi, ya bir de